Homo floresiensis, Endonezya'nın Flores adasında 2003 yılında keşfedilen suyu tükenmiş bir insan türüdür. Yaklaşık 100 bin ile 50 bin yıl önce yaşadığı düşünülen bu tür boyutlarıyla dikkat çeken, ortalama 1 metre boyunda ve yaklaşık 25 ile 30 kilo aralığında olan Homo floresiensis'ler bilim dünyasında Hobbit lakabını almışlardır. Küçük boyutlarının adadaki sınırlı kaynaklara uyum sağlama stratejisi olarak geliştiği düşünülmektedir. Bu fenomene adaya bağlı cüceleşme denir ve aynı bölgede bulunan minyatür fil türleriyle de uyumlu bir gelişimdir. Homo floresiensis taş aletleri kullanarak avlanan, ateşi kontrol eden ve küçük hayvanları avlayan bir avcı toplayıcı toplum olarak düşünülmektedir. Fiziksel özellikleri modern insanlara benzese de fark ettim ki videolarımı izleyen çoğu kişi abone olmamış. Eğer içeriğimi beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yeni içerikler üretmemde bana büyük bir motivasyon sağlıyor. Homo floresiensis'in beyin hacmi oldukça küçüktü. Hatta şempanzelerden bile daha küçüktür. Ancak buna rağmen bu küçük insan türü çevresel zorluklarla başa çıkabilmek için yeterince karmaşık bir davranışsal kapasite geliştirmiş olabilir. Homo floresiensis'in kökeni tam olarak çözülmüş değildir. Kimileri onların Homo erectus'tan türediğini düşünürken, diğer teoriler ise Homo habilis veya daha eski insan türüne dayandığını öne sürmektedir. Homo sapiens ile aralarındaki etkileşim de belirsizdir. Flores adasına Homo sapiens'in gelmesiyle Homo floresiensis soyunun tükenmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu buluş insanlık tarihi çeşitliliğini ve evrimsel sürecin karmaşıklığını daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir buluştur. Bu küçük insanlar büyük evrimsel hikayenin küçük ama önemli bir parçasıdır. 6 Eylül 2003 Cumartesi günü Endonezyalı arkeolog Vega Sabtomo, Liakbuun'daki Sektör 7 kazısını denetliyordu. Yerel işçilerden Benjamin Tavus 2 metrelik bir alanı kazarken bir kafatası bulur. Mağara yüzeyinin 6 metre derinliğinde buldukları kafatasını yavaşça ve dikkatlice çıkartırlar. Ardından Endonezyalı fauna uzmanı Vokus Du Ava'ya kafatasını incelemesini isterler. Vokus, kafatasının bir Homo'ya ait olduğunu ve beyin kafatasının boyutuna bakılırsa büyük olasılıkla bir küçük çocuğa ait olduğunu belirtir. Keşif sırasında iskelet kanıtlarının tanımlanması ve analiz liderliğine devam etmesi için Avusturya'daki New England Üniversitesi'nden Dr. Peter Buan davet edilir. Dr. Buan, erken ve modern insan kreyan yapısını çene ve diş anatomi uzmanlığında uzman olduğu için yeni bulunan kemikleri incelemeyi kabul eder. Buan'ın uzmanlığı sayesinde iskelet kanıtlarının ilk tanımlanması 28 Ekim 2024'te tamamlandı. Ardından Nature dergisinde yayınlandı. Geç Pleistosen dönemine ait çökellerden elde edilen iskelet materyali bu tür temsilin ilk örnekleri oldu. 2004 yılında Homo floresiensis üzerine iki Nature makalesi yayınlanmadan hemen önce araştırma ekibi tarafından daha fazla ek iskelet ve materyal çıkartıldı. Bu Homo türünü diğerlerinden ayıran en büyük fark ise kısa boylu olmaları. Ama neden bu kadar kısalar? Videonun başında da adaya bağlı olduğundan dolayı küçük olduklarını belirttim. Ama bu konuyu daha fazla açmak gerekirse, Homo floresiensis'in küçük boyutlu olmasının ardındaki en büyük teori ise adaya bağlı cüceleşme, yani insular dwarfism olarak bilinen evrimsel bir süreçtir. Bu süreç, büyük hayvanların sınırlı kaynaklara sahip izole ortamlarda daha küçük boyutta evrimleşmesiyle sonuçlanır. Flores adası gibi izole bölgelerde yiyecek ve su kaynaklarının kıt olması daha küçük vücut yapısının avantajlı hale gelmesine neden olabilir. Çünkü daha küçük vücut daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da Homo floresiensis'in sınırlı kaynaklara daha uzun süre hayatta kalabilmesine olanak sağlar. Bu olay aynı bölgede bulunan diğer hayvan türlerinde de gözlemlenmiştir. Örneğin Flores adasında yaşamış olan minyatür fil türü olan Stegon da aynı bölgesel baskılar altında küçülmüştür. Homo floresiensis'in de Homo erectus gibi büyük boyutlu atalardan türediği ve adadaki sınırlı kaynaklar nedeniyle küçüldüğü düşünülmektedir. Ada ekosisteminde büyük yırtıcıların bulunmaması daha küçük bedenlerin hayatta kalabilmesini kolaylaştırırken yiyecek bulmasının zor olduğu yerlerde ise küçük boyutlar bir avantaj sağlar.
Ayrıca küçük vücut yapısı sıcak iklimlerde avantajlı olabilir. Küçük bir vücut daha az enerji harcar ve çevresel ısı değişimlerine daha hızlı adapte olabilir. Homo floresis sıcak ve tropikal bir adada yaşadığı için bu türden çevresel baskılar da bedenlerinin küçülmesine katkı sağlamış olabilir. Son olarak Homo floresis'in küçük boyutlarının onların Homo habilis gibi daha eski ve daha küçük boyutlu atalardan türemiş olabileceği yönünde teoriler de var. Bu teoriye göre Homo floresis daha önceki insan türlerinden türemiş ve bu nedenle genetik olarak zaten küçük boyutlu bir yapı sergilemiş olabilir. Bu teori onların küçük boyutlarının yalnızca çevresel baskılar ve değil, aynı zamanda soylarının kökenlerinin de neden olduğunu öne sürer. Peki, Homo floresis'in kısa boylu olduklarından bahsettik. Gelin, neden ve nasıl bu adaya geldiklerini konuşalım. Homo floresisler nasıl ve ne zaman Flores adasına ulaştığı konusu bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bir konu. Bu küçük insan türünün adaya nasıl geldiği ve hangi kökenden evrimleştiğine dair birkaç teoride bulunmakta. Keşiflerin sınırlı olmasına rağmen fosil kayıtları ve jeolojik veriler de bu konuda bazı ipuçları sunmaktadır. Homo floresis'in kökenlerine dair en yaygın ve kabul edilen teori onun Homo erectus'tan türediği yönündedir. Homo erectus yaklaşık 1,9 milyon yıl önce Afrika'dan çıkarak Avrasya'ya yayılmış ilk insan türlerinden biridir. Homo erectus Asya'da geniş bir alanda yaşamış, özellikle de Endonezya bölgesinde Pleistosen döneminde varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle Homo floresis'in kökenlerinin Homo erectus'a dayandığı düşünülmektedir. Bu teoriye göre Homo erectus bireyleri Güneydoğu Asya'nın geniş coğrafyasını dolaşmış ve nihayetinde Endonezya'nın bir parçası olan Flores Adası'na ulaşmış olabilirler. Ancak bu göçün nasıl gerçekleştiğine dair hala gizemler mevcuttur. Çünkü Flores Adası o dönemde anakaradan izole ve denizlerle çevriliydi. Bu durum Homo erectus'un adaya ulaşması için bir şekilde deniz aşırı yolculuk yapmış olabileceğini gösteriyor. O dönemde deniz seviyesi daha düşük olsa da Flores Adası'na ulaşmak için de bu tür deniz yolculuğu yapması gerektiği düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar Homo erectus'un basit tekneler ve sallar kullanarak denizleri aşmış olabileceğini öne sürmektedir. Bu görüş, Homo erectus'un o dönemde gelişmiş bir teknolojiye sahip olabileceği ve hayatta kalabilmek için deniz ulaşımı kullanabileceğini gösterir. Ancak bu konuda da daha kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Bu yüzden Homo erectus'un Flores Adası'na ulaşması hala daha büyük bir araştırma konusudur. Homo erectus'un denizlere geçebilecek entelektüel kapasiteye sahip olup olmadığı tam bilinmemektedir. Ancak bu türün geniş coğrafyaya yayılması bazı gelişmiş becerileri sahip olduğu düşünülmektedir. Bir diğer teori, Homo floresis'in Homo erectus'tan değil, daha eski bir insan türünden türemiş olabileceği yönündedir. Bu teoriye göre Homo floresis, Homo habilis gibi daha ilkel ve küçük boyutlu bir atadan türemiş olabilir. Homo habilis, modern bir insanın en eski atalarından biridir ve Afrika'da yaklaşık 2,5 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır. Homo floresis, küçük beyin hacmi ve bazı iskelet özellikleri Homo habilis gibi daha ilkel türe daha yakın olabileceği düşünülmektedir. Bu teori Homo habilis benzeri Afrika'dan daha erken bir dönemde çıkmış ve Asya'nın güneydoğusuna kadar yayılmış olabileceğidir. Bu tür Flores Adası gibi izole bir bölgeye ulaşarak burada izole bir şekilde evrimleşmiş olabilir. Ancak Homo habilis'in birinden yayılma alanı Afrika ile sınırlı olması ve Asya'da herhangi bir fosil kaydının bulunmaması bu teoriyi zayıflatmaktadır. Ayrıca Flores Adası'nda Homo habilis benzeri bir türün varlığına dair kanıt da henüz keşfedilmemiştir. Soylarının tükenişi. Homo floresis'in soyunun tükenmesinde çeşitli faktörlerin birleşimi sonucunda gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Çünkü bulundukları adada çok fazla iklim değişikliği yaşanmaktadır. Zaten besin kaynakları az olan bir adada bu etkilerin bu türün hayatta kalmasını zorlaştırmış olabilmektedir. Ayrıca büyük volkanik patlamalar ve doğal afetlerin adadaki yaşamı kötü etkilediği düşünülmektedir. Homo sapiens'in adaya ulaşmaktadır.
artması da rekabet ortamındaki kaynakların azalması ve hastalıkların yayılması da Homo floresiensis'in yok oluşunda önemli bir rol oynamış olabilir. Bu süreç insan evriminin ne kadar karmaşık olduğunu ve çevresel değişimlerin, rekabetin ve dijital tehditlerin insan türlerinin kaderlerini nasıl şekillendirdiği anlamamız açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Ve işte bu. Homo floresiensis'in ilginç öyküsünün kısa bir özeti. Küçük boyutları, eşsiz evrimsel adaptasyonları ve soylarının tükenişi insan evriminin ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gözler önüne seviyor. Bu keşif, tarih öncesi dönemdeki ekosistemlerin iklim değişikliğini insan etkisi üzerinde nasıl birleşerek türün kaderini şekillendirdiğini anlamamıza önemli bir rol oynuyor. Homo floresiensis'in hikayesi bize insanların geçmişini daha iyi anlama yolunda ilham veriyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek keşiflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.